Herkese merhaba ben Ender. Bugün Figma derslerinde ikinci bölümdeyiz. Konumuz objeler. Yanımda yine soru bankası var. Hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. bir önceki Bugün çok ciddi bir giriş yaptım fark ettiysen. Bugün evet. daha kurumsal kimliğimle videoda salınacağım. Neden? Bugün öyle gerekti. Bir önceki videoda çok cıvıkmışım. Ben, ben burada hiç... sa... ben şey kendim şey gibi hissediyorum ya bir, bir Memedeler bilim bir yemek programına katılıyordu. Kadın orada yemek yaparken ortalığı falan dağıtıyordu. Ben oradaki kadınım işte. Sen de Memedeler Erbil oluyorsun. Aa! Neden ben Memedeler'deyim işte? Oradaki kadının çatalını, bıçağını millete dağıtıyordu falan. Çok güzel programdı bu arada. Hayır, ben eğer bir yemek programı olacak. <laughs> Ben bir yemek programı olacaksam Zuhal Topal'la sofrada olmayı tercih ederim. Zuhal Topal bir ne kere var? bile izlemedim ya. Zuhal Topal'ı çok yabancıyım. Yani diğerlerini anlıyorum. Zuhal Topal ne bileyim denk gelmedim herhalde Hala devam ediyor mu? Evet evet devam ediyor. Bu biten şirin teyze var diyor. Suratında maskeyle yemek yemeye çalışan falan. He, o, o mu? İnternet o O an. ya ve inanılmaz komik. Herkes birbirinden nefret ediyor. Hep bir kaos ortamı, yalan, iftira her şey var. İnanılmaz herkese öneriyorum. Linkinde bırakıyorum. Tamam. Ee, bir Memedeler bile programının linkini bırakıyoruz. Bir Zuhal Topal'ın YouTube kanalı Linkin. varsa onun da herhalde linkini bırakırız. Evet ama tasarım kanalıyız mesela. Ya, <laughs> ama tasarım hakkında bazı şeyler. Evet. Her şey değil. ya Tasarım hep tasarım değil. Arada tasarım. <laughs> tamam. O zaman ben bugünkü konumuza geçiyorum. Objeler. Objeler figmada en çok kullandığımız alan. Yani bir tasarıma başlamadan önce wireframe'ini çıkartıyoruz. Wireframe'de e, renkler falan olmadan tasarımın neresinde e, hangi objenin yer alacağını söylüyor. Örneğin şu yukarıda e, header alanı olması gerekiyor diyorum. E, logo burada yer alacak diyorum. E, şurada yazılar olacağını varsayıyorum. Burada da bir slide alanım var. Wireframe bu şekilde oluşturuluyor. Kaba taslak değil, bayağı bu şekilde oluşturuluyor aslında. Tasarımda neyin nerede olacağını ilk başta karar veriyorsun. Bunun için bile bu araçları kullanarak oluşturuyorsun wireframe'i. Wireframe'den başka buton oluştururken bile e, rectangle aracını seçiyoruz. Bunların kısa yolunu öğrenmek hakikaten en gerekli kısa yollar bunlar. Yani çünkü çok fazla kullandığın için bu kısa yolları ezberlersin diye tahmin ediyorum. Zaten baş harflerini yazmışlar. Elips hariç. Burada mesela bir buton oluştururken bile rectangle aracını kullanıyoruz. Tabi buton oluşturmak için rectangle kullanmamıza gerek yok. Yani text yazarak da buton oluşturabiliriz. Ben sadece şu anda konumuz objeler olduğu için objeler üzerinden devam edeceğim. Objelerin üstüne tıkladığım zaman bir önceki derste anlattığım gibi yine sağ tarafta objelerin özelliklerini görüyorum. Aslında sayfada anlattığım bütün özellikler objeler için de geçerli. Burada sayfadaki konumunu gösteriyor. Nasıl e, sayfaya tıkladığım zaman kanvastakini gösteriyorsa burada da sayfadaki konumunu gösteriyor. X ve Y ekseninde. Genişliğini yüksekliğini ayarlayabiliyorum. Buradan kilitlediğim zaman zaten orantılı büyüyor. Objeyi oluştururken de R'ye bastım şu anda. Eğer Shift'e basılı tutarak e, obje oluşturursam şu anda kare olarak çıkartıyor. Formunu bozmuyor. Shift'ten elimi çektiğim anda artık serbest olarak objeyi oluşturabilirim. Bu radius veriyor. Radyusu objenin üstündeyken de zaten, objenin üstüne geldiğim zaman köşelerinde noktalar çıkıyor. Buradan da radiusu verebilirim. Şimdi gelelim buradaki şeyin anlamına. Constraints. Bunun anlamı ne? Ben buraya mesela bir header çizdim. Bir header alanı oluşturdum burada. Ya da bir slide de olabilir. Fark etmez. Böyle bir alan oluşturduğum zaman soldan ve sağdan şeye, soldan ve yukarıdan hizala diyor. Bunun anlamı ben bu çalışma alanını bu şekilde hareket ettirdiğim zaman sola ve yukarıya sabitledi artık. Yani bunu aşağı çekmiş olsaydım. Şu an sağdan ve aşağı hizala dedim. Çalışma alanını genişlettiğim zaman sağ alta yapıştı bak gördüğün gibi. Çalışma alanı genişliği ne olursa olsun o hep orada kalacak. Hatta biraz daha mesafe bırakayım şöyle kendini oraya fixledi resmen. Bunu ortala deseydim. Şu anda kendisini ortaladı. Şu an tekrar hareket ediyor ama daha net anlaşılması için bunu tam merkeze çekeyim. Artık çalışmaları ne kadar genişlerse genişlesin. Bu hep merkezde kalacak. Yüksekliği, genişliği değişse bile. Peki onun e, yüksekliğini, genişliğini çalışma alanı ile birlikte orantılı halde değiştirmemiz mümkün mü? Tabii ki. Bu zaten e, mobil responsif tasarımı yaparken çok kullanılıyor. Ya yani ben şu anda desktop için yaptım. Mesela bir header oluşturdum. Bunu dedim ki scale yap. Bunu da scale yap. Yüksekliği ya da fix olsun yüksekliği. Yüksekliği tap olsun şu anda. Sadece sağdan ve soldan mesafesini koru. Bak şu anda çalışma alanıyla genişliğini değiştiriyorum. Hatta yüksekliğini değiştiriyorum. Bak yüksekliği sabit kaldı. Yani yüksekliğini ben sabit yap dedim. Yukarıya hizalı. Şuradaki alanları da kullanabilirsin. Ama bu left kısmını scale dedim. Yani çalışma alanı ile birlikte sen de genişle. Hı hı. Bu şekilde kullanıyorsun. Yani ben burada bir tabi şey de yapmış olabilirdim. Bir grup halinde içinde yazılar olurdu. Burada logo olurdu. Bu mesela yukarıya sola hizalansın bunun içinde dursun. Şunun içinde biraz daha kafa karıştırayım. Bunu grupladım. İçine bir tane daha şöyle bir elips oluşturayım hatta. Bunu da sağ hizalayacağım. Sağ tarafı seçtim. Sağ, sağdan ve yukarıdan hizala dedim. Şunu da şöyle ortalayayım. Şunu biraz daha büyüteyim. Şimdi bunu sola hizaladım, sola yukarıya. Bunu da sağ yukarıya hizaladım. Çalışma alanımı genişletip yani şu şekilde V'ye basayım. Bak çalışma alanımı genişlettiğim zaman zemin scale oluyor, yani genişliyor. Ama bu yukarıdaki objelerin yeri sabit kalıyor. Ben buraya logoyu koyup buraya yazıları da yazsaydım, hani menü gibi yapsaydım bu tasarımı. Yani bir sonraki çalışma alanım bunu tablet olarak düşüneyim. Tablet uyarladığım zaman çalışma kendini otomatik olarak yeni güncelliyor aslında. Bunu tablete yapmak istediğim zaman çektiğimde hiç artık tasarımda sadece işte bunun biraz daha boyutunu düşürürüm. Ee, ya da bunun sağdaki mesafesini biraz daha yakınlaştırabilirim ama genelde kullanım mantığı budur. Peki anlaşılmayan bir şey var mı? Yok gayet anlaşılır. Fix position bu tamamen prototiple alakalı bir şey prototip alanında gösterebilirim bunu. Ya yani prototip çok böyle uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Zaten hazır bir tasarım üzerinden prototip anlatacağım. Çünkü prototiple sıfırdan tasarım yapmak, onu prototipe çevirmek çok uzun sürer. Yani bir saat, bir iki saat falan olur. O yüzden hazır tasarım üzerinden göstereceğim. Bunu da o zaman zaten görmüş olacağız. Bu alanı yine atlıyorum. Fill içindeki rengi değiştiriyor. Zaten bir önceki dersten de buralara bakmıştık. Stroke kenar kalınlığı veriyor. Birden fazla renk ekleyebiliyoruz. Şu şekilde daha belirgin olması için 10 piksel diyeyim. Burada da şu anda verdiğim kenar kalınlığı içeriye doğru verildi. Bu ortalanıyor yarısı içeriye yarısı dışarıya yani 20 piksel kenar kalınlığı vermişim 10 piksel içeriye 10 piksel dışarıya verdi. Outside dediğim zaman da tamamen bu karenin dışına verdi. Efektler kısmında anlatmadığım bu drop shadow'u zaten bir önceki derste göstermiştim. Bu da e, mesela hatırlarsan şuradaki W üstüne geldiğim zaman simgesi değişiyor ama insanlar bu şekilde e, genişlik vermez demiştim ama burada işe yarıyor. Mesela y eksenin üstüne geldiğim zaman mouse'la sağ solu yaparak bu şekilde yerini değiştirebiliyorum. Hani böyle bakmak ve böyle şey yapmak, değer girmek daha kolay. Aynısı blur için geçerli. Blur'un üstünde bastığım zaman sağ sol yaptığımda bu şekilde bulanıklık verebiliyorum. Burada opacity değeri var shadow'un. Verdiğim shadow'un opacity değerini değiştirebiliyorum. Genelde insanlar e, şu şekilde yani doğrusu bu şekilde aslında siyahın %5'i vermek yerine bunun tonlarını verirsin aynı hesaba gelir ki kodu kullanırken şunu kullanmak daha kolay olur hı hı. peki bu butonun üstüne gelince shadow'u ortaya çıksın butondan çıkınca o da gitsin falan onlar tamamen kodlamayla ilgili şeyler mi? Yo burada da verebiliyorsun onun da zaten komponentlerde bahsedeceğim onu da tamam. yani buton oluştururken iki tane buton oluşturuyorsun bu butonun normal hali ya da sağdaki hover üstüne gelindiği zaman soldaki de sade hali gibi gösterebilirim ya da üstüne gelindiği zaman rengi biraz daha koyu olsun diyebilirim. Ama bunlar tamamen komponentle olacak şeyler. Yani böyle manuel oluşturmuyorsun. Tabi manuel oluşturup sonra komponente çeviriyorsun ama şu an bahsetmiyorum onlardan. Objelerle ilgili bir başka şey de bir tane şu anda shift'e basarak obje oluşturdum. Bu arada alt tuşuna bastığım zaman ikisinin arasında bir fark var. Şu L aracıyla bir tane çizgi çekip tam ortaya atayım. Şimdi R'ye bastığım zaman ben şu merkeze geldiğimde alt tuşuna basarsam alt tuşuna basılı tuttum şu anda tam merkeze aldı. Alt tuşuna elim çektiğim anda ee, bu seçtiğim alandan sağ ve alta doğru uzatıyorum ya da yukarıya doğru. Ama alt tuşuna basarsam da tam merkeze alarak büyütüyor. Shift'e de basılı tutarsam elimi formunu bozmadan yapıyor bu hareketi. Bu şekilde de oluşturabilirsin. Ve üstüne de iki kere tıkladığım zaman artık bu bir çizim haline döndü. Şurada noktalar var. Ben bu noktaya bastığım zaman, bunu, bu noktayı basıp sürüklediğim zaman artık bunun formunu da değiştirebiliyorum bu şekilde. Ş şöyle de istediğim görseli, imaj gibi. bayağı ikon oluşturuyormuş gibi. Aslında bir sonraki dersin konusu gibi bir şey oldu. Tabi orada daha detaylı bahsedeceğiz pen tool aracından. Böyle de objelerle oynayabiliyorsun. Daha sonra bitirmek için dan diyorsun ve obje tekrar eski haline geri geliyor. Artık çizim halinden çıktı. Bu tekrar şu kenarlarında artık tabi e şu şekilde de yuvarlatabiliriz. Şuradan 5 diyeyim. Baya bir ikon oldu aslında. Evet. iki tane sıralı dağ. Şimdi bu objeyi kaldırayım. Bir tane obje oluşturdum. Ve bu objeye şöyle açık tonda bir zemin rengi verdim. Efekt olarak da drop shadow veriyorum. Şu an geliş güzel bir şey yapacağım. 20 pikselde border verdim. Buraya bir tane daha obje oluşturdum. Ama istiyorum ki soldakinin bütün özellikleri buna da geçsin. Bunun için sağ tıkladığımda en altta Copy Properties. Uh -huh. Kısa yolu da tabi Mac'te Option CM'de C. Buna bastığım zaman sağ gelip tekrar e, burada kısa uzunluğu haline göstereyim. Option CM'de V'ye bastığım zaman soldakinin bütün özelliklerini buraya kopyalamış oluyorum. Peki ben mesela bunun gibi bir birçok obje oluşturacağım. Bir tanesininkini kaydedip bütün özelliklerini hepsine bir anda uygulama gibi bir şey yapamaz mıyım? Her seferinde kopyala yapıştır mı yapacağım? Yani şöyle mi doğru mu anladım? Böyle bir birkaç tane objem var. Hı -hı. Bundan kopyaladım. Bunların hepsini seçip buna uyguladım. Anladım. Farklı sayfalarda olduğu zaman? Onun için zaten komponenti girmem gerekiyor. Komponent oluşturduğun zaman... E bu çok kolay olacak ve anlaşılır olacak. O başka bir konunun başlığı. Bir şey soracağım. Tabii. Bir önceki objenin sanki şeyini kaydedemiyor muyduk ya? Yaptığımız işlemleri objeye. Orası mı komponent? Yok komponent o değil. Ee, özelliklerini tek tek kaydedemezsin o şekilde. Hani böyle kütüphane falan oluşturabiliyorduk sanki kendimize. Kütüphane oluşturma rengini kütüphanesini oluşturabilirsin. Mesela ben o zaman o konuya şimdi başlayayım. Şimdi e, sorduğun için. Renk kütüphanesi nasıl oluşturulur? Ondan bahsedeyim. Mesela ben bu rengi birkaç alanda daha kullanmak istiyorum. Ee, bu sağ taraftaki artının hemen yanında bir ikon var. Bundan hiç bahsetmemiştim. Style. Buraya bastığım zaman tekrar bunun yanında bir artı daha çıkıyor. Artık ben burada artıya bastığım anda bana seçili olan rengi kütüphane ekleyeceğini söylüyor. Ben buna bir isim veriyorum. Şu anda bunun adı artık gri oldu. Ya bunun eskiden burada kodu yazıyordu. Şimdi ben buraya gelip bir tane daha renk farklı bir renkte oluşturduğumda oluşturduğum varsayıyorum. Buradan artı değil de yan tarafta kütüphane style kısmına bastığımda gri yaptım bunu. Şimdi ben bu gri yazısına tıkladığımda aşağıda burada isminin hemen yanında bir edit style diye bir şey ikon çıktı. O ikona basıyorum. Ve buradan rengi değiştirdiğim zaman hepsinin rengi değişiyor. Hı hı. Çünkü artık bu bir stil oldu. Ama bunun, e, buna border verip kaydedemiyorum bunu. Yani buna 20 verdim. Şimdi bunu kaydedeyim. Öyle bir özellik yok. Bunun için komponenti kullanmam gerekiyor. Ama komponent e, ayrı bir başlık dememiz sebebi de komponenti en son anlatacağım. Komponent mantığını. Hatta komponentle bir tasarım yapacağız biz. Redesign yapacağız demiştik. Bir web sayfasını inceleyip, o web sayfasını mesela yaparken komponenti e, de kullanacağız. Anlattığım bütün derslerdeki konuları neredeyse hepsini kullanmış olacağım. Bütün araçları. Komponenti tabi e, bu obje e, bir sonraki konumuz pen Tool, text ve sonra komponentle auto layout kısmını anlatırım. Anladım tamam. Bu tabi stil verme yine stroke'ta da mevcut. Yani stroke'ta da aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani stroke'ta stil de verebilirsin. Stilden kastım renk artık bu renk bütün e, vereceğin stillerde kullanabilirsin. Stroke'ta da gri'yi seçtim şu anda. Efekte tabi olmuyor çünkü efekte bir renk değil komple bir ayar yapıyorsun. Yani şu efekti kaydedebilirim mesela şu anda. Bir drop shadow vermişim. Hı hı. Bunu da kaldırıyorum. Şu anda e, genelde şöyle söyleyeyim. Tasarımlarda benim kullandığım bir özellik var. Ben mesela e, CSS'te verebiliyorum bunu. CSS'de diyorum ki sadece alt tarafa bir tane border ver diyorum. Mesela şöyle bir kutu var. Ve bunu sadece alt kenarına ben bir border vermek istiyorum. Ama burada öyle bir özellik yok. Yani buraya bastığım zaman her tarafa veriyor. Yani burada bir herhangi bir seçeneği yok. Sadece yukarıya, sadece aşağı diye bir seçenek yok burada. Bunu yapmak için aslında bu bir trick. Ben burada efektten drop shadow veriyorum. Ve drop shadow'a diyorum ki aşağıdan y ekseni yukarıdan yani yüksekliğini söylüyor. Bu da genişliğine veriyor. Yani sağdan ve soldan genişlik demeyeyim. Bu da yukarıdan aşağı ekseni söylüyor. Aşağı bir piksellik bir boşluk bıraktım. Yani aşağı bir piksel taştı. Blur hiç vermiyorum. Bunu da yüzde yapıyorum. Ve istediğim border rengini seçiyorum. Şu anda biraz daha yakınlaşayım. Altında sanki bir piksellik bir border vermişim gibi oldu şu anda. Hı. Hmm. Ya bunu yapamamamız ilginçmiş ya. Tek bir kenarına border veremememiz. Yani diğer programlarda da yok bu özellik. Aa, ilginç. Yani tasarımda kullanıldığı alanlar oluyor. Ee, ben çok kullanıyorum hatta. Eksi bir verirsem yukarıya verir. Burada x eksini de göstereyim. Şu an yukarı ve sağa verdi. Yani bu şekilde de kullanılabilir. Yani böyle bir özellikten de bahsedeyim. Bir başka özellik de bunların içerisine tabi hep bunun üzerinden gittim. Bir de elips üzerinden elipsin özelliklerinden bahsedeyim. Bunun içine resim atabiliyoruz. Genelde avatar olarak kullanılıyor. Bu tasarımlarda çok görmüşsündür sen de web sayfalarında. Bir hı hı. avatar, bir görseli hep böyle bir yuvarlak içine eklerler. Evet. Bunu eklemek için de burada en altta place image var. cmd, shift, k kısa yollarıyla. Bu nasıl bir kısa yol? Üç tane tuşa basıyoruz. <laughs> burada bastığım zaman istediğim imajı seçtiğimde Zaten şu an imaj gözüküyor mouse'un yanında basıyorum ve içine otomatik olarak atıyor. Artık daha bunu çok kolaymış. Evet, artık bunu değiştirmek istediğim zaman alt tuşuna basılı tutarak iki kere tıklıyorum ve artık yerini pozisyonunu değiştirebilirim. Ya da e, şu şekilde yaparım. Biraz daha yakınlaştırırım. Enter'a bastığımda da işlem bitti. Peki bu görseli seçmenin özellikle bir anlamı var mı? Benim bugünümü özetliyor ya bugün hayatımın en yoğun günüydü gerçekten iş olarak. Ona rağmen geldim burada videomu çekiyorum. <laughs> Takipçilerimiz minnettar. Şimdi o, o tuşuna bastım. Artık kısa yolları anlat, söylemeyeceğim çünkü kısa yolları bir kere söyledim her seferinde söylemek itici olabilir. Ee, objeyi şu anda bu şekilde çoğaltıyorum. Tabii seni sor, sormuyorsun böyle nasıl çoğalttın diye. Alt İçine tuşuna tutup sağ çektim ben onu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Option tuşuna bastığım zaman ikon değişiyor. Şu anda iki tane mouse ikonu oldu. Şimdi böyle çoğaltabilirim ama Shift'e basarsam da yatay eksende bozmadan e, sürükleyebiliyorum ya da dikey olarak da. Ya yani benim şu şekilde şu an Shift'ten elimi çektim şu şekilde yapmama izin vermiyor. Bu şekilde çoğalttım. Ctrl D dediğim zaman aynı mesafeden bir tane daha çoğalttı. Yine option shift tuşlarını basılı tutuyorum. Şimdi birden fazla imaj ekleyeceğim. Cmd shift K tuşuna bastım. Buradaki imajların hepsini seçiyorum. Open dedim. Sol üstte place all var. Bir de yanında iptal et seçeneği var. Place all dersem bütün görselleri buraya atıyor. Burada hepsini seçmek zorunda değilim. Open dedim. Şu an 6 tane görsel olduğunu söylüyor. Basıp sadece üstüne tıklıyorum. Bu kadar. Çok basit. Üstün. Çok kolaymış. Option yapmak. tuşuna bastığım zaman da iki kere şu anda görselin boyutuyla oynayabilirim. Yani boyutundan kastım. Yalnız ben söylemeseydin alt shift tuşuna basarak yapıyorum demeseydin. Ben gerçekten mouse'da sağ çekmeye falan çalışabilirdim. Hatta gelip yorumlara da yazardım. Ya yani Ender Bey, sağ çekiyorsunuz ama olmuyor şimdi bizde. Bizim fikmamız bozuk çıktı. Bizim <laughs> fikmamız bozuk. <laughs> bu arada işte ben bu yani fark etmeden bazı hareketleri yapıyorum. Senin sormanı bekliyorum ama sen de farkında. izlerken öyle oluyor. Ya yani ne kadar basitmiş şey oluyor. Bir yapmaya çalıştığın zaman biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden her dersten sonra mutlaka yapmalarını uygulamalarını. Evet, uygulamalarını tavsiye ediyorum. Şimdi çok güzel özelliklerinden bir tanesinden bahsedeyim şu an ortaladım. Yani sadece güzel yüzükmesi için takıntılıyım. Hepsini seçtim. Şu ortalarında kırmızı işaretler var. Burada da kırmızı işaretler var. Sol tarafta bak hepsini seçtiğim zaman birbirleri arasındaki mesafeyi gösteriyor burada. Şu an 40 diyor. Bunu 30 yaparsam Yukarıdan da 30, aşağıdan da 30 olduğunu anlıyorum. Zaten gösteriyor yukarıdan ve sağdan mesafesini gösteriyor. Buradan da mesafelerini istediğim gibi değiştirebilirim. Kırmızı alan yani şuradaki alandan da seçip uzatıp ayarlayabiliyorum. Ama buradan böyle işte 35 piksel vermek çok zor olacağı için şuradan yapmak daha mantıklı. Shift'e basılı tutarsam da onar onar yapar bunu. Şu an shift'e basılı tuttuğum için mesela 30, 40. 50 60 diye devam ediyor. Bu ortasındaki kırmızı da hiç bahsetmeden bu kırmızıyı atlasam ya. <laughs> Çünkü üç seferdir kırmızı deyip başka şey anlatıyorum. Buna basılı tuttuğum zaman yerini değiştirebiliyorum. Yani bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Neye basılı tutuyoruz şu anda? Şu ortasındaki tam resmi ortasındaki kırmızı, kırmızı nokta tabii. Yani. Kırmızı noktaya tutuyorum ve istediğim yere sürüklüyorum. Şu an bunu da tuttum buraya aldım. Bu da böyle güzel bir özellik, ee, yani avatar oluştururken ya da bu şekilde sadece bunun özelinde değil, bu tabi rectangle'da da geçerli bir özellik bu. Yani bunda da birden fazla obje oluşturursam, bunda da aynı şekilde yerini değiştirebiliyorum. Bu basit gibi geliyor ama yani Sketch'te yok böyle bir özellik. Adobe'de yeni geldi. Belki Sketch'te gelebilir ama yani bu özelliğin olması gerçekten çok keyifli tasarım yaparken tasarıma odaklanabiliyorsun. Yani öbür türlü iş yükü gibi bunu buradan düşsene yani manuel olarak yaptığını bunu buraya çek. Bunu tekrar buraya al. Bir tasarıma bir değişiklik yaptığın zaman üşenirsin ya böyle kalsın dersin. Ya evet tasarım yaparken şey olmak lazım hızlı bir şekilde o aklındaki fikrin sayfaya dökülebilmesi lazım. O yüzden ben gözün kapanması ve açılması olayını da çok sevmiştim. Hani bu burada olsa mı olmasa mı? Çok rahat ayır, ayırt edebilirsin aradaki farkı. Evet. Bir tane daha fotoğraf içerisine ekleme yöntemi var. Onu da göstereyim. Şimdi bir tane fotoğraf çağırıyorum buraya. CMD Shift bu arada fotoğrafı bu şekilde çağırırsam yani şu anda yine hiçbir tuşa basmadan e, yaptığım zaman fotoğrafı kırpıyor. Shift'e basarsam fotoğrafın yine şeyini bozmuyor. Formunu bozmuyor. Bu şekilde çağırdım. Yanına da bir tane elipsle bir şey çizdim şu şekilde. Ve yukarıdaki seçenekler var. Bu edit object dediğim aslında benim üstüne iki kere tıkladığımız zaman gelen seçenek. Aynı bu şeyde göstermiştim. Rectangle aracında kare yaparken. Yanındaki component e, yapacağını söylüyor. Bu da mask yapıyor. Yani maskeleme yapıyor. Ben buna bastığım zaman şimdi bunu tabi içine sürükleyip şu an böyle bıraktığım zaman bir şey olmuyor. Ama sol tarafta bak maskeleme yaptığı zaman böyle simgesi değişti. Yani yanına bir tane daha çizeyim. Net anlaşılsın. Şimdi her şeyi maskeliyor. Ben bunu cmdg ile grupladım şu anda. Ve yanına bir tane daha elips çiziyorum. Bak bunun simgesi değişti ay gibi bir şey oldu bir hilal oldu. Şimdi bu resmi tutup sürükleyip bu klasörün içine bırakıyorum. Yani bu grubun içine bıraktım. Şunu da kaldırayım kafa karıştırmasın. Fotoğrafı seçtim. Fotoğraf artık bu maskenin içinde. Hmm. Yani bu şekilde de fotoğrafla oynayabilirsin. Ya da bir önceki gibi ben genelde böyle kullanmayı tercih ediyorum. Yani gerçi tasarıma bağlı ama ya da ne bileyim bir slayt alanı oluşturuyorum. Header'ın hemen altında şöyle bir slayt alanım var. Ben orada maskelemeyi tercih ediyorum. Fotoğrafa daha hızlı müdahale edebiliyorum. Hatta içine şöyle fotoğrafı müdahale etmek değil tabii tek burada amaç. Ben bunun içine şu anda yazı da yazabilirim. Bak ikinci satıra atmama rağmen dışarıya taştığı için şimdi beyaz olduğu için tabii dışarıya taştığını anlaşılmıyor. Şu anda dışarıya taşsa bile şu maske alanının dışına hiçbir şekilde çıkmıyor. Yani birden fazla içerik de oluştursan sadece resim olarak değil şu şekilde maskeleyebilirsin. Ben bunu dediğim gibi hemen header'ın altında bir şey oluyor slide oluyor. O slide'ın içinde yazı oluyor, görsel oluyor, birden fazla, fazla obje oluyor. O objelerin hepsini kapsayan bir maskeleme var burada. Bu maskelemede e, tabi kısa yolu da kontrol cmd m. Yani tabi ben birden fazla program kullandığım için kısa yollarını unutuyorum. Sağ tıkladığımız zaman tabi burada da maskeleme var. Use as mask diyor. Buradan da yapabilirsin. Hani Kısa yolunu unuttuysan yukarıya tıklamak yerine. Yani zaten her yere koymuşlar. Bir maskeleme özelliğinden beklenen her şeyi veriyor. Tek yazabiliyorsun. Fotoğrafa müdahale var. Şimdi böyle bir obje oluşturdum. Bu objeyi de şimdi sağ tıkladığım zaman fark ettim. Bu objeyi ister burada aşağı sürüklerim veya burada sağ tıkladığım zaman... ...yukarıya taşı ya da en alta gönder gibi seçenekler de çıkıyor. Buradan da e, ayarını yapabiliyorsun. Yüzlenim meski anlattım. E, outline stroke'u şu anda anlatmıyorum. Bir sonraki derste anlatacağız. Flip horizontal. Bu aslında çok güzel bir özellik ya. Ben bunu çok kullanıyorum. Şimdi görseli burada değiştirmek, yerini değiştirmek istiyorsan... ...sağ tıklayıp horizontal diyorsun ve yeri değişiyor. Kısa yolu da zaten çok kolay. Shift-H. Yani Shift-H... Yatay olarak değiştiriyor ve de yine yukarıdan aşağı doğru. Bu kısa yollar da gerçekten Figma'da gördüğün için sana çok bir şey ifade etmiyor ama çok iyi ya. <laughs> Bu arada daha demin fotoğrafı ben şuradan şöyle yapıp daha sonra objeyi büyüttüm. İster bu yani şu alan sabit kalsın fotoğrafı değiştireceğim dersen fotoğrafın üstüne geldiğin zaman da fotoğrafla zaten oynayabiliyorsun. Ya Figma aslında demiş ki ya arkadaşım tasarım yapın. Yeter ki yapın yani. Nasıl yaparsanız yapın gelin yapın. Evet kesinlikle. Şu anda bir önceki derste anlatmadığım bir özellikten bahsedeyim mesela. History özelliği. Üst tarafta örnek çalışma alanının yanına bastığımda daha doğrusu ikona Show verse history diyor. Buradan benim yaptığım e, geçmiş çalışmaları gösteriyor. Otomatik 6 tane kayıt almış mesela. Yani ctrl z gibi. Ctrl z'yi tabi bir kere yapabilirsin. iki kere yapabilirsin. Bu çalışma üzerinde yaptığım e, 30 günlük zaten en altta da yazıyor. En son mesela bunu kaydetmiş otomatik olarak. 30 günlük geçmişi de buradan görebiliyorum. Evet. Hem de ücretsizken 30 günlük. Satın alınca kaç günlüğü görebiliyoruz acaba? Satın aldığın zaman sonsuza kadar. 1995'i falan gösteriyormuş. Sayfa beyaz ama. <laughs> o zaman Figma yok tabi. <laughs> evet Object Blur özelliğini kullanalım o zaman. Şimdi buraya bir tane görsel alayım. Sen seç hangisini alayım? Sarılı olanı. Şunu mu? Evet. Şimdi böyle bir elimde görsel var. Object Blur ne işe yarıyor? Bu alt tarafa bir tane kutu oluşturdum. Kutunun rengi hiç önemli değil. Yani bir bile olabilir. Görünürlüğü bir olsun. Şöyle beyaz. Şimdi ben buradan efekt kısmında background blur diyorum. Object blur mu dedim ben başlangıçta? Evet. O zaman background blur'du o. Sen yanlış biliyorsun. <laughs> background blur'a geldiğim zaman şu anda bunu arttırdıkça. Bu rectangle aracının bulunduğu yer blur oluyor. Hmm Çalışmada... bu arka planı yapıyorlar ya fotoğraflarda. Evet evet sanki bir suç işlemiş gibi hatta şu tam gözlerin üstüne. <laughs> bu alt tarafa bunu <laughs> koyuyorlar. Peki burayı şey yapabilir miyiz? Ee, televizyonlarda yapıyorlar ya suçlulara kare kare buzlama. Genelde bu slaytlarda çok kullanılır. Yani bir slayt ya da herhangi bir tasarımda da ya Instagram şeylerinde de, storylerinde de çok görüyorum. Bu şekilde kullanırsın. Yani zemine şimdi yanında bir tane daha farklı bir şey oluşturayım. Şimdi bunu hiç kullanmadım varsayıyorum. Buna da genelde işte 50 falan verirler. Şunu da şu renk yaparsın ya da daha gözüksün diye siyah mı yapayım? Yani böyle vermek yerine soldaki daha sade, daha şık duruyor aslında. CSS'te artık bunu desteklediği için eskiden bütün tarayıcılar destekleyemiyordu bunu. Yani sen bunu CSS'te yapıyordun ama tarayıcıda böyle gözükmüyordu. Ama artık bir sorun yok. Yani bu şekilde de kullanılabiliyor. O yüzden tasarımda bu şekilde de kullanılabilir. Tabii yani sağdaki mi soldaki mi dersen tabii ki soldaki. Tasarımda böyle bir şey var bence Ender Bey. Ne kadar sade, ne kadar göze batmayan bir şey olursa bence o kadar şık oluyor kesinlikle zaten zor olan az şeyle çok şey anlatmak yani az e, obje kullanarak derdini anlatabilmek o zaman şimdi konuyla ilgili bir tasarım yapalım yani rectangle aracını kullanarak bir tasarım yapalım ben bir zemin rengini değiştirmek istiyorum çünkü beyaz çok çiğ geliyor tasarımda ama baya bir şey değişti sanki Başlığımız olarak şimdi şey yap yapmak istiyorum ben yani böyle fiyatlandırma falan oluyor ya Şimdi Figma ücretlerine girdiğim zaman şu şekilde fiyatlandırmalar oluyor ya, özellikler yazıyor. İşte fiyatı yazıyor falan. Bunun gibi bir şey yapalım. Hı, tamam, yapalım hadi. Tamam. Üst tarafa ne diyelim? Size uygun tarifeyi ne diyelim? Size uygun tarifesi. Size uygun tarifeler diyelim ya sadece. Şimdi o zaman bu tarife marife böyle te şey, telekomünikasyon üzerinden gidelim. Size uygun tarifeler. Çok sana şöyle güzel bir gold paket falan yapalım. platinyum üyelik. Size uygun tarifeler çok şey oldu ya. Havada kaldı. Böyle daha böyle vurucu cümleler istiyorum ben. Size uygun tarifelerle bize katılıp ailemizin bir parçası olun. Ben çok duygusalım. Size uygun tarifelerle katılmak için beni Instagram'dan takip edin. <laughs> annemin dayısını da bulup onu da YouTube'dan follow'layıp YouTube'una videosuna like atın. Hiç Böyle bir şey. selam vermediğiniz 3 arkadaşınızı etiketleyin. Samim olmadınız. Evet buradan aya kadar beni like'layın. <laughs> bak sadece bu bu teklif sadece 24.03.2021 2021 bir de böyle şeyler yazıyorlar. Ben bunu çok görüyorum. Çok web sayfasında da var bu. Hani bu fırsat şimdi var bak. Yarın gelirsen yok evet ya bunu mesela getir falan da çok yapıyor biliyor musun bugüne özel 20 TL indirim hani o mutlaka bir şey almak zorundayım hissediyorum o anlarda ben o yüzden bu tarifelere çok düşerim <laughs> Demek işe yarıyormuş ben adamlara boşu boşuna burada dert yandım. Ee, yarıyor evet. Bir özellikten bahsetmediğimi fark ettim. Şu anda rectangle aracımda bir çizim yaptım. Ve buradaki e, arasındaki mesafeyi görmek için ya da bir tane daha şuraya çizeyim. Bunların arasındaki mesafeyi görmek için Option tuşuna basıyorum ve arasındaki mesafeyi gösteriyor. Ok tuşlarıyla da arasındaki mesafeyi, Shift'e basarsam onar onar yapar. Shift'den elimi çekersem de birer birer bu şekilde arttırabiliyorum. Yani tasarımda çok kullanıyorum. Ee, sürekli arasındaki mesafeyi görüyorum. 67 olmaz. Ya 65 olacak ya 60 olacak. Ben öyle takıntılı adamım. 67 sevmiyorum. olunca ne oluyor? Küsürat sevmiyorum. 65 küsurat değil çünkü. Değil, tam sayı. <laughs> Beşer beşer sayması kolay çünkü bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Bak 371 kalmış hemen 370. Bu arada e, benim gibi matematiği zayıf olanlar için de mesela 60 artı 30 olarak hesaplaman lazım. Ben hiç kafamı yormuyorum. Yanına artı yazıp 30 yapıyorum. 290 yapıyor otomatik olarak. Yani buradaki matematik işlemi de burada çalışıyor. Eksi 30 yaparsam tekrar 260'a gelir. Hmm yüksekliğini ve genişliğini eksi artı çarpıyı hiç denemedim bu arada. Çarpı iki katı olsun. Hakikaten oluyormuş. İlk defa Hı. denedim. Acaba kare kökünü falan da alıyor. <laughs> <laughs> Tabi. O tamam mavi. O zaman tamamen şu an Türksel kampanyalar üzerinden gidiyoruz. Başka söz istemiyorum sözü büyüsün üstüne. E, tamam. Şöyle bir yazı da ne yazayım ben? Tabii daha demin yazıyı e, Süper de fırsat falan. Sen hiç bu işten anlamıyorsun. Hiçbir zaman süper fırsat demezler. Halkın bir kere burada şeyini kazanacaksın. Güvenini. Avantajlı paket. Avantajlı paket onu büyütüp kalınlaştırman lazım o zaman. Tamam işte tasarım yapıyoruz dedik. Yaptık demedik ya. ya ben hemen istiyorum şu an. <laughs> Çok acil. Hemen bitsin. Şimdi bunun altında da böyle şeyler olacak. Bu arada e, teksti anlatmadığım için hiç buradaki ayarları şu anda bahsetmiyorum direkt devam ediyorum, geçiyorum. Şu yanına bir tane ikon ekleyeceğim. Şöyle de bir yanında ikonumuz var. Şimdi bunun yanına şeyler yazacağım ben. Ha şey mi? Bin dakika, 1000 SMS falan. Evet. Tamam bak ben söyleyeyim sana. Ben çok iyi biliyorum bu işleri. <laughs> Avantajlı paket. Bin dakika. 1000 SMS, 3 GB internet. Şimdi üstünde çok fazla uğraşmıyorum dediğim gibi. Şöyle yapayım hatta yanındaki çoğaltırım. Şimdi ya bu arada ilk başta hangisini yazıyorsunuz? Bin dakika mı? Bin dakika evet. Peki her yöne mi? Her yöne olsun. Şimdi bunun şöyle e, tuğları da var Ender Bey. E, i̇şte 500 dakikasını gece saat 8'den sonra. Ama avatancı He dedik 500... ya. Onu ekon ekonomik <laughs> pakete falan koyarız onu. <laughs> tamam paket paketi. Tamam. Burada kaç evet, ikinci? Bin SMS. Bin SMS olur genelde. Hiç kimse kullanmadığı için bunları bol bol verirler. Ama işte asıl mesele 3 GB internet. Avantajlı paketi 3 GB mı? Tabii tabii bu avantajlı paket. Hele Türkcell'den bahsediyorsak. Ya gözün senin beni bak yarın öbür gün belki Türkcell'de tasarım yapacağız burada. Bir şey yapacağız. Adamlar niye kötü yapıyorsun bizi? Biraz eleştiri kabul edecek kardeşim herkes. O kadar da değil. Hadi fiyatını yazalım en heyecanlı kısmı. Bu kadar mı? Başka bir şey vermiyor muyuz? 1000 dakika 1000 SMS daha ne verdik yani avantajlı fakirlere? E, ben daha. bu kadar uzattım tasarımı yapacağım heveslendim ben bu kutuyu. Yani başka bir şey yazmazlar genelde. Küçük küçük şey gibi nazar doğası gibi şeyler yazarlar en aşağıya. Ya karınca doğası gibi onu yazacağız. Ha evet o sorun değil. Yani bizim hizmetimiz bu kadar o zaman. Ben hemen fiyata geçiyorum. Dur, fiyatı da şu büyük yapayım. Şu an bak yine alt shift tuşuna basıyorum. Bu şekilde yazıları da aynı şekilde kopyalayabiliyorum. Bunlar arasındaki mesafe 20'ymiş. Bunun da arasındaki mesafe 20 olsun. Takıntılıyım o konuda da. Fiyat olarak ne düşünüyorsun? Ya avantajlı paketse bu işte 99 90 falandır. Şöyle. Aynen. Küsüratı yok gibi yaparlar. Doğru. Tabii tabii. Ya bunun 100 lira olduğunu asla kabul etmez kimse. Ben kabul etmiyorum ama bir şey söyleyeyim. Ben, ben de bunu yiyorum. <laughs> Buraya şimdi buton yapalım. Yine rectangle aracımı seçtim. Şöyle sol taraftan 22'ymiş. Şöyle 20 yapalım. Buradan da 3 mi vereceğiz? Artı 3 dedim. 3 mi vereceğiz? Yo. 3 eksiltecektik değil mi biz? Eksi 3 yapacaktık. 220. Bugün çok yoğun çalıştım o yüzden. Radyusta ister buradan da verebilirim. Veya rectangle aracımı seçtiğim zaman şurada şeyler çıkıyor yuvarlaklar. Burası da seçmesi zormuş yalnız. Nereden seçmediğim nasıl belli oldu? Genelde ben buradan veriyorum ya. Yani sağdan daha kolay evet oradan ne uğraşacağım? Satın al butonu. Ya böyle çok agresif cümleler kullanırsan bir kere biz yarına batarız. Ne agresif ne söyledim ki? Satın al. Ya olmaz. Ve o sarı olur, mor olmaz. Paketini seç, tamam mı? Öyle daha sempatik şeyler. Hatta böyle arasını biraz açalım. Ha şey gibi, e, kullanıcının aslında kendi seçimiymiş gibi. Tabii, tabii. <laughs> Aynen öyle. Biz biz şey yapmıyoruz ki. Evet, tamam. Siz seç <laughs> Böyle telefonda arıyorsun bir ışında. Bana bu kadar fatura geldi. Ben ne yaptım, ne konuştum falan. Siz seçmişsiniz efendim. Bir de aynı şeyleri söylersin sen söylersen ama karşıdaki kız hep aynı şeyi savunur. Siz seçmişsiniz, siz, siz almışsınız. Mesela şey diyorsun, işte benim annemi kandırmışlar telefonda o yaşlı yapamam, yapamamış falan yanlış anlamış. Kız hala şey diyor. Siz seçmişsiniz efendim. Babam öyle Digiturk'te bir kere kavga etmişti adamlara neler neler söyledi neler neler. Adamlar artık ne söylüyor? Adamlar kapat şey bizim Dijitürk hattımızı kesmişlerdi ya. İptal Baya o an Dijitürk izleyememiştik yani. Bir anda baktım televizyon gitti. Sonra ben adamları aradım. <laughs> Babam hatta telefonu verdi şunları ara dedi. Niye dedim televizyonu kesmişler dedi. <laughs> Adamlardan sonra arayıp özür dilemiştim. 99.90'dan başlayan fiyatlarla. Zaten yukarıda yazdık onu. Bu tarifeden çıkarsanız 9.999 TL tarafınızdan alınacaktır. Tabi bu okunuyor değil mi şu an? Bu okunuyor bu olmaz. <laughs> bunu daha küçültmem lazım. Müşterilerimizin evet. sağlığı için bunu daha küçültmemiz lazım. Hatta şöyle yaparlar bak. Şimdi zemin rengini şöyle seçiyorum. Bu zemin rengini biraz da açık tonu. Ha evet iyice yok olsun. Tabi tabi, varla yok arası yani öyle bir şey yazıyor mu yazıyor. Hukuki mi? Evet. Şöyle Şimdi yukarıdan kaç piksel boşluk vermişim? 40. O zaman buradan da 40 vereceğim. 3 pikselle be. 333. Bu avantajlı paketimiz. Şimdi bunu hepsini seçtim. CMD G yaptım. Grupladım. Avantajlı paket. Yine e, Option Shift tuşuna basıyorum ve sola doğru sürükledim. Bir tane daha çoğalttım bundan. Tabi aynı renk olmayacak. Çünkü Firma stratejimiz gereği biz bu paketi satmayı düşünüyoruz. Şu renkte şunların hepsini seçeyim ben. Şöyle hızlıca şunları yani beyaz olan her şeyi seçmeye çalışıyorum şu anda. Tabii seçerken e, Ctrl tuşuna basarsan şu şekilde bunları da seç. Ya buradan da seçebilirsin, buradan da seçebilirsin. Şu anda beyazları seçtim. Rengini, bu renk yaptım, zemin rengini de beyaza çevirelim. Hatta bu paketinizi seçin. Burada çok iddialı oldu. Şöyle. Bu da tabii gri bir renk olacak şöyle. Buna da ekonomik mi diyoruz? Ucuz ekonomik. paket. <laughs> Memuru paketi. Biz halka fakir diyemiyoruz. Ne diyelim? Ekonomik. <laughs> 100 dakika yeter. ki Yine etmiyor. Aa bak bunlar SMS'leşir. 5000 SMS hadi. GB kaç verelim? Valla ekonomik paketse 1 GB falan olması lazım. 250 MB yazacak nasıl üzüldüm ya o kadar <laughs> da. Bu da 59.90. Hayır ya 59.90 Turkcell'de ne buluyorsun? Ekonomik paket bile en az 100 TL falan. Bence 99.90. E bu da ekonomik paket. İşte o avantajlı olunca o bak sen stratejiyi bilmiyorsun. En ucuz paketimiz bizim 100 lira. Bunu düşünerek devam et. Ekonomik paketimiz her şeyi içeriye aynı ama 99 lira. Avantajlı paketimizde 3 GB arttırdık. Onun fiyatını arttıracağız işte. 2 GB fazla verdiğimiz için artık 159.90'ız. Tamam bu da 159.90. İlk başta bunu niye değiştirmedik? Stratejimiz e ekonom neydi? Ekonomik paket olduğunu ben bilmiyordum şahsen. Ha, o zaman buraya da ne diyoruz? Ee, bu da gold paket. Şöyle kendilerini iyi hissetsinler. <laughs> bu paketi alan mesela lança giriyormuş şeyde. Havalimanında falan. Öyle bir paket bu. Tabii bu hatta her yöne plus yurt dışı. Yurt dışı. 10 bin SMS. 1000 dakikayı da 10 bin yapalım. 10 GB verdim ben. Ya çok bonkörsünüz hocam ya. 5. İyi 5. 5 tabii. Gold, gold pakette bile 5 GB internet olur. İnternet her zaman çok cimriyiz bu konuda. Fiyat ne düşünüyoruz? Fiyatımız 599,90. Tamam. Çok iyi bir strateji belirledik yalnız. Bu fiyatlar gerçekçi oldu mu? Şunları tabi biraz daha böyle. E, çok büyük gerçekçi fiyatlar bunlar. Böyledir yani girdiğin zaman görürsünüz ucuz paket 129.90 Normal paketleri bu kadar pahalı değil ama internet paketleri böyle bir şey yok. Bunları seçtiğim zaman arasındaki mesafeyi yine sol taraftan böyle değiştirebiliyorum. Bunların hepsini seçtim. Şu anda 3 paketi de. Tekrar cmdg yaptım. Option h ile ortalayabilirim. Bence güzel oldu ya. Bence de güzel oldu. En azından gerçekçi oldu. <laughs> Hatta şunun altına da hadi bu da bonus benden. E, şu anda Elips aracını seçtim. Şu altına şöyle. Formunu hiçbir tuşa basmıyorum. Shiftte, mift'e. Serbest. Tam ortaladım. İ'ye e bastım ve şuradaki rengi seçtim. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Genişliğini biraz daha şöyle düşürdüm. Yüksekliği de şöyle olsun. Efekt kısmına geldim. Layer bulurdu dedim. Şöyle biraz daha arttırdım genişliğini de şöyle biraz. Şu anda option tuşuna basarsam sağdan ve soldan orantılı bir şekilde genişletiyor. Bunun da opasitesini fill kısmından da yapabilirim, layer kısmından da yapabilirim. İkisi de iş iş görür. Şöyle 50 yaptım. Bence şık oldu. Bence de güzel oldu. Yani belki ekonomik ve golden arka plan rengini falan değiştirebilirdik ama vurgulamak istediğimiz burada şu mu? Tabii. Ee, avantajlı paket. Ya bunu zaten kimse almaz. Bunu alan da zaten bizim müşterimiz portföyümüz değil. <laughs> Biz bunu satmak Bu, bu istiyoruz. adam şu ekonomik paketi alan adam bizi aradığında hani sizden çıkacağım birazcık işte tarife fiyatını düşürün falan dedi. Bu adamı <laughs> amcacım kapı orada dediğimiz adam değil mi o? Ekonomik paket mi? Evet, umurumuzda olmayan kesim. Yani <laughs> çok peşinden çok koşmayız mutlarsın. ya. Ya istediğini şeye geçebilirsin. Telekomünikasyon şirketine geçebilirsin. Bu bak, paket, o paket. Bak abiciğim, Vodafone karşıda Hadi. Evet. <laughs> Bu paket emekçi paket. Bu paket memur paketi. Bu şekilde de bir çalışma yaptık. Artık bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.